Evet, işte çakşır otunun açmamış hali arkadaşlar, böyle taze, bakın böyle üzerine doğru şeyler var, göbeği var ve biraz daha sonra bunlar açacaklar arkadaşlar. Açmamış hali bu şekilde oluyor. Otun ortasından bir göbek çıkıyor ve bu göbek şöyle yukarıya doğru yaklaşık 1,5-2 metre yükseldikten sonra yavaş yavaş çiçek açıyor, sarı sarı. Şu anda henüz açmamış hali arkadaşlar. Daha sonra açacak ve çiçekler olacak. İşte bakın görmüş olduğunuz gibi çakşır otunun tazesi de budur sevgili arkadaşlar. Su gibi şu anda. İnşallah açtıktan sonra daha güzel olacak. Bakın şöyle hemen yanından şöyle şeyler çıkıyor. Gayet mükemmel bir bitki değerli arkadaşlar. Her şeyin tazesi güzel oluyor. İşte bu da su gibi, enginar gibi. Bakın böyle. Muhteşem. İşte taze taze. Daha henüz göbekteler. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun değerli arkadaşlar. Yine bugün doğadayız ve sizler için şifalotları aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, yanımda görmüş olduğunuz yaklaşık boyları 2-2,5 metreye kadar yükselebilen çakşır otudur. Bu çakşır otu gerçekten çok şifalı bitkiler arasında yerini alıyor değerli takipçilerimiz. Çakşır otu nedir değerli arkadaşlar? Bu görmüş olduğunuz çakşır otu yaklaşık boyları, bakın benim boyumu geçiyor, 2,5-3 metreye kadar uzayabilen böyle ve gerçekten çok şifalıdır. Özellikle değerli arkadaşlar, kısırlık çeken bayanların, hamile kalamayan bayanların bu çakşır otunun çayını içmesi gerekiyor. Onun yanında gene spermi sayısı az olan erkeklerin bu çakşır otu çayını içmesi gerekiyor. Çakşır otunun bu köklerinden çay olarak yapılıyor ve çayı içiliyor değerli arkadaşlar. Erkeklerde spermi sayısını artırdığı gibi kadınlarda da doğurganlığı artırıyor. Aynı zamanda doğal afrodizak bir etkisi var sevgili arkadaşlar. Yapraklarda rezeneye benzeyen böyle iğne uçlu yapraklar var. Ve tohumlar da böyle sarı sarı arkadaşlar, top top şeklinde uzun dalları ve uzun boyları olan bir bitki türü değerli arkadaşlar. İşte bu rezeneye benzeyen çakşır otunun da bir sürü sağlık için faydaları var. Tabii değerli arkadaşlar, uzun süre bunun çayını içmemek gerekiyor. Çünkü uzun süre bunun çayını içerseniz depresyona girme olasılığınız yüksek olur ve aynı zamanda yine kalp, tansiyon, şeker hastalarda bunu doktora danışmadan bunun çayını içmemesi gerekiyor arkadaşlar. Uzun süreli kullanımlarda da depresyon gibi yan etkiler de olabiliyor. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle sarıya sarıya benzeyen top halinde böyle yumak şeklinde çiçekleri var. Bir kısmı açmış, bir kısmı da açmak üzere. Bu şekilde dallarını da görüyorsunuz, böyle iğne gibi, tıpkı dere otuna benziyor yapraklar arkadaşlar, rezene benziyor ve ağacı da oldukça kalın, yani kalın bir ağaç. Böyle çakşır otu böyledir değerli arkadaşlar. Bakın bir tanesi burada yıkılmış arkadaşlar, herhalde fazla ağırlığı geldi, yıkılmış ve benim koluma yakın kalınlığı var arkadaşlar ve boyu benden çok çok uzun, 2,5 metreyi geçen bir uzunluğu var arkadaşlar. İşte bunun köklerinden ve yapraklarından çay olarak istifade edilebiliyor değerli arkadaşlar. Böyle doğadan, temiz bir ortamdan topladığınız şu dalları ve şu yapraklarını çay olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kökünde çay olarak kullanabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir bitki, enteresan bir bitki. Bunların köklerde arkadaşlar soğana benzeyen böyle yumrular var. Şu anda elimde herhangi bir ekipman olmadığı için kazmadım. Rezene kökü gibi soğana benzeyen kökü var arkadaşlar. İşte o kökünü de kaynatarak suyu içilebiliyor değerli arkadaşlar. Bakın ne kadar yüksek. Çakşır otunun yağı oluyor, macunu oluyor ve toz halinde aktarlarda satılabiliyor. Arzu ederseniz aktarlardan çakşır otu tozunu, çakşır otunun macununu, çakşır otunun yağını alabilirsiniz. Balla veya pekmezle karıştırarak
günde 2 defa kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabii doktorunuza danışmadan kesinlikle bu bitkileri kullanmanızı önermiyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle doktordan bilgi almanız gerekiyor. Doktorunuz kullanın derlerse ondan sonra kullanmanız gerekiyor. Çünkü çok etkili bir ot olduğu için arkadaşlar, uyarıcı bir etkisi olduğu için mutlaka ve mutlaka uzman birinden ya da doktorlardan mutlaka kullanım onayı almanız gerekiyor. Kendi başınıza hiçbir şekilde bu bitkileri kullanmanızı önermeyiz değerli arkadaşlar. Çünkü her kişide farklı seyrediyor hastalıklar. Size iyi gelen bir şey başka birine zarar verebiliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların, emziren annelerin ve hamile olan kadınların mutlaka ve mutlaka doktora bildirmeler gerekiyor. Doktora gitmeden bu bitkiyi kullanmamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğer böyle bir sorunuz yoksa, doktorunuz da onayı vermişse, bu çakşır otunun değerli arkadaşlar tozunu, macununu ve yağını doktordan izin alarak kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu video tamamen sizleri bilgilendirme amaçlıdır değerli arkadaşlar. Biz bu bitkilerden toplamıyoruz, sadece sizlere tanıtım amaçlı çekim yapıyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü şu anda çok şükür bizim bunlara ihtiyacımız yok. Onun için ihtiyacı olan insanlar da bilmesi gerekiyor. Baştan dediğim gibi değerli arkadaşlar, afrodizak etkisi vardır. Yani uyarıcı etkisi vardır. Erkeklerde sperm sayısını artırdığı gibi kadınlarda da doğurganlığı artırıyor değerli arkadaşlar. Aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteği artırdığı biliniyor değerli arkadaşlar. O yüzden ihtiyacı olanlar varsa bu tür bitkilerden, aktalardan alabilirler veya dağlardan, doğadan kendiler toplayabilirler ama mutlaka bir doktora danışarak kullanmanızda yarar var değerli arkadaşlar. Aksi takdirde yan tesirleri olabilir ve sizlere zarar verebilir. Özellikle karaciğerinize, böbreklerinize zarar vereceği için mutlaka ve mutlaka doktor onayı almadan kesinlikle başınıza kullanmayın. Bu ot sevgili arkadaşlar aynı zamanda eklem ağrıları için de kullanılıyor. Yani eklem ağrılarında giderici bir özelliği var. Gene bunun yanında ruhsal durumlarda da kullanılıyor arkadaşlar. Sinirleri yatıştırıcı bir etkisi de olduğundan dolayı çayı ve diğer maddeleri bu şekilde kullanılıyor. Sizin de böyle bir sıkıntınız varsa doktora danıştıktan sonra aktarlardan alıp veya doğadan, dağdan kendiniz toplayarak günde 2 defa çay olarak içebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Değerli takipçilerimiz, yine kan şekerini düşürücü bir özelliği vardır. Prostat rahatsızlığı olanların da sevgili arkadaşlar bu çakşır otu çayından içmesi gerektiğini uzmanlar söylüyorlar. Üremede etkili olduğu için, üreme organlarında etkili olduğu için aynı zamanda da prostata da etkili olduğunu uzmanlar söylüyorlar sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bu çakşır otunun yağını sürdüğünüzde de yaraların hızlıca iyileştiğini görürsünüz. Aynen kantaron yağında olduğu gibi. Gene sağlam kemik yapısı isteyenler bu çakşır otu çayından yararlanabilirler. Bunun yanında gene rahatlatıcı bir etkisi vardır. Sinirleri yatıştırıcı bir etkisi vardır. Depresyondan korumaya yardımcı olur sevgili arkadaşlar. Gene bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için de hastalıklardan korunursunuz değerli arkadaşlar. Özellikle vücudundaki lekesi olanlar, yani böyle cildinde problemi olanlar bu çakşır otu yağında kullandıklarında ciltlerinin güzelleştiğini görecekler sevgili arkadaşlar. Evet değerli takipçilerimiz, bugün de sizlere çakşır otunu tanıttık. Şu anda Nisan ve Mayıs aylarında tam mevsimidir. İsteyen olursa gerek çiçeklerinden, gerekse yapraklarından, gerekse köklerinden yararlanabilirler. Doğadan kendiniz toplayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım değerli takipçilerimiz. Kanalımıza abone olursanız ücretsiz olarak memnun oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şahin videodan ayrılmayın değerli arkadaşlar.